Endülüs 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası'nda Müslüman etkisi altında bulunan bölgeye verilen isimdir. Emevi komutanı Tarık bin Ziyad'ın kıtaya adım atmasıyla ve küçük bir orduyla Haçlıları dize getirmesiyle büyüyen Müslüman kitle, bölgeye askeri güç olarak hakim olmanın yanında tüm Avrupa'ya mimari eserler bırakmış, bilim, sanat ve eğitimin çeşitli alanlarında önderlik etmiştir. Endülüs'te en fazla Müslüman eserin bulunduğu şehir Granada'dır. Endülüslü bir şair, Granada'da yazdığı Arapça şiirinde, "Ey Endülüslüler, siz öyle topraklarda yaşıyorsunuz ki, cehenneme girme korkunuz hiç olmasın. Çünkü bir kez cennete giren, bir daha cehenneme girmez." demiştir. 1492 yılı Granada Emirliği ya da Beni Ahmer Devleti denen Granada Sultanlığı'nın çöküş yılı olmuştur. Elhamra'ya girişin genel bileti 14 euro. 1. Muhammed'in sakalının kırmızı olması ona Elhamr denmesinin sebebi oluyor. İşte bu sarayda İber Yarımadası'ndaki Müslüman İspanyolların kurduğu en güçlü devlet ve hükümdarlık olan Nasrid Hükümdarlığı'nın sarayı, Elhamra Sarayı. Türkiye'de aslında İspanya'ya yapılan turistik rotaların başrolü diyebiliriz Elhamra Sarayı için. Endülüs coğrafyasında Elhamra Sarayı'nı görmeden hiçbir turist buradan geçmez. Çünkü bahsettiğim hükümdarlığın baş sarayı, en ünlü sarayıdır. 1195-1273 yılları arasında sanırım 1. Muhammed'in yaşadığı ve İber Yarımadası'ndaki Müslüman İspanyollara hükümdarlık kurduğu ve genişlettiği, tabii bunlar içeride bahsedeceğim, tüm Kuzey Afrika'yı hükümdarlığı altına alan Müslüman Endülüs Emevilerinin buradaki hükümdarlıkları diyeyim. Olay biraz karışık, olay aslında tarihin keyifli, eğlenceli noktalarından, ki bu noktalardan çeşitli efsaneler, çeşitli atasözleri ve deyimler bile çıkıyor. İlginçtir. Şimdi ilk başta size biraz böyle heyecanlı bir, merak uyandırıcı bir giriş olsun. Granada'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede Elhamra Sarayı'ndayız efendim. Şimdi Endülüs seyahatimizin başında İspanya'nın kurallar konusunda ne kadar dikkatli olduğunu anlatayım. Şu an kulağıma direktifler bile geliyor. Dikkat, grup halinde kalın, oradan şey yapın. Kulaklığa dokunmayın, pasaportunuz yanınızda mı? Yanında olmayanların fotoğrafı var mı? Tamam, pasaportu yanında olanlar kalsın. Sadece fotoğrafı olanlar bizle gelsin. Siz misiniz yanınızda pasaportu? Dövecekler oraya toplayıp. İspanya, tüm İspanya kurallar konusunda, hem rehberimiz de uzun yıllardır burada yaşıyor, anlattığına göre kuralların bir arada tuttuğu bir ülke, bir topluluk. Şimdi bu kargaşa tabii Franco'dan beri geliyor. Diktatörlükten çıkmış ve bugünlere gelmiş bir toplumun bir çeşit kendini baskılayarak başıma bir şey gelmesin, otoriteyle ilgili bir problemim olmasın şeklinde günlük hayata yayılmış bir yaşam sistemi. Elhamra Sarayı'na girerken yaklaşık 7-8 tane ayrı kademede 7-8 kuraldan geçtik. Bunu da bilelim. Pasaportlarımız her zaman yanımızda olsun. Endülüs seyahatinde özellikle bir müzeye, bir özel binaya girerken bunlar hep adım adım size yolsu elektrik ve rahatlık olarak geri dönecektir efendim. Henüz giremedik Elhamra Sarayı'na. Çok güzel olduğuna eminiz.